The v+ Plus Academy. Selamlar. Ben Ferhat Musavi. Bu video serisinde beraber Python öğrenmenin ne kadar kolay olduğunu keşfedeceğiz. Ticari yazılımları Python'la geliştirmek için neye ihtiyacın olacaksa anlatmaya çalışacağım. Yani ihtiyacın olacak tüm bilgiyi başlangıçtan ileri seviyeye kadar bu video serisinde seninle paylaşacağım. Günümüzde dünya çapında Python en popüler yazılım dillerinden biri olmasıyla birlikte tahminen yazılımların en az %27'si Python'la geliştiriliyor. Ayrıca şirketlerin aradığı uzmanlar ve oluşturduğu iş fırsatlarında da Python diğer dillere fark atmaya başladı. Ülkemizde de her geçen gün daha fazla yeni uzmanlar ve iş fırsatları oluşmakta. Yazılımcılar Python'ı her gün geliştirdikleri çeşitli güzel projelerde kullanmaktalar. Örneğin otomasyonlar, IoT'ler, oyunlar, yapay zeka projeleri ve tabii çeşitli uygulamalar ve web sitelerinde kullanıyorlar. Instagram, Google, Netflix ve Dropbox bu uygulamalardan en iyi örnekler olabilir. Sonuç olarak iyi bir şirkette ve harika bir projede çalışmak için Python öğrenmek doğru bir adım olacaktır. Bu video serisinde ben senin Python kullanarak yapmak istediğin projelerdeki çoğu konuyu işleyeceğim. Bence iyi bir yazılım geliştirici yazılım dillerinin çeşitlerini ve türlerini bilmeli ve aralarındaki farkları anlamalı. Bu nedenle başta bu konuya değinip ardından Python'ın nereden gelip nereye gideceğini anlatmaya çalışacağım. Daha sonra Python'a başlaman için beraber kurulumunu yapıp gerekli olan bilgileri verip denemeler yapacağız. Tabii bu aşamada temel kavramları adım adım çalışmış olacağız. Python'la küçük uygulamalar geliştirmeye başlayıp çeşitli kütüphanelerin kullanımını göreceğiz. Ardından web uygulamaları ve web servislerin nasıl geliştirileceğini, veri tabanlarının nasıl kullanacağını göstereceğim. Makine öğrenmesi veya genel konsept olarak isimlendirirsek yapay zeka ile örnek çalışma yapıp kullanıcıların davranışlarının nasıl tahmin edilebileceği konusunda da bilgi vereceğim. Bu çalışmamızın benzeri YouTube ve Amazon'un kullanıcılarına getirdiği öneri sistemi olabilir. Tüm bunları anlatırken beraber çeşitli projelere başlayıp tamamlayacağız. Böylece bu projeleri kendi ihtiyacına göre değiştirip kullanabileceksin. Tabi onların hepsini nasıl yapacağım diye hiç merak etme. Hepsini adım adım anlatıp göstereceğim. Ve sen de kendi bilgisayarında dediklerimi yapıp farklı ihtiyaçlarına göre projeleri geliştirmeye devam edersen konuları iyi bir şekilde öğreneceksin. Son olarak Excel'de sıkıcı ve tekrar tekrar yapılan işleri nasıl Python'la otomatik hale getirebileceğini de anlatıyor olacağım. Ben bu video serisini tüm Python konularını içerecek şekilde hazırlamaya çalıştım. Eğer daha başlangıç seviyesindeysen merak etme ben tüm videolarda sana yardımcı olacağım. Çok yaşlı veya çok genç de olsan, öğrenci, mühendis de olsan sorun değil. Python'ın öğrenmesi çok kolay. Beraber ilk Python programımızı saniyeler içinde yazacağız. Bunların yanı sıra ben sana bazı ödevler de vereceğim ki Python'la güvenilir program yazabilme yeteneğini hızlandırayım. Tabii daha sonra bu ödevlerin çözümlerini de beraber yapacağız. 20 yılı aşkın yazılım geliştirme tecrübemle sana Python'da nasıl yazılım geliştirme yapılacağını öğreteceğim için çok heyecanlıyım. Bu nedenle sıkılmadan videolarımı takip edip bu güzel ve muhteşem dili öğrenmeni umuyorum. Evi Plus Academy